Biber ve domates tohumları dikmiştim toprağa. Havaların ısınmasıyla beraber çıkmaya başladı. Bunlar büyük fide haline gelince de normal toprağa dikilecek. Patlatarak çıkıyor toprağa. Üst tarafları, şuraları biraz üst taraf toprakları aldım. Rahat çıksın diye şuraları. Öbürleri normal çıkmış zaten. Burada iki farklı domates türü var. Kapya biberlerimiz var. Bunlardan birkaç tanesini alıp poşete alıp dikmeye götüreceğiz. Şöyle geniş dikilmiş buraya mesela. Şu saksılara gittikçe büyümüş. Bunlara göre daha büyük. Bunlardan birkaç kök alalım. Dikelim. Arkadaşlar burada viyollerden çıkardığımız kökleri göreceğiz. Covid-19'dan dolayı yıl dışına çıkaramadığımız bu bitkiler, en azından bu gördüğünüz saksılarda biraz daha büyütelim. Toprağa dikebilecek hale getirmiş olalım. Buralarda viyollerden çıkan kökleri bitkilerin özellikle bol miktarda köklendi. Ben çıkmaz diye fazla tohum atmıştım ama hepsi de neredeyse %100'e yakın çıkmış. Köklenmeyi görüp bu saksıdan yarısının toprağını çıkardık. Bunları viyollerden çıkardığımız bu topraklı parçaları bu saksılara dikelim. Tabii özellikle bunu alıp öbür taraf biber olduğu için onu ayrı bir dikelim. Domatesleri iki saksı olarak oluşturalım. Bunları viyollerden çıkardığımız bu köklü domatesleri, yerli domates bunlar, çok güzel. Bir sene sonra tohumunu diktiğiniz zaman tohumları meyvesini verip sebze olarak oluşturup domates çıkıp tohumu çıktıktan sonra bile o sonraki senelerde rahatlıkla bunları diktiğiniz zaman çıkabiliyor. Hibrit değil. Hibrit olanlar bir sene sonra çıkmıyor arkadaşlar, bildiğiniz gibi. Çok doğal. İki farklı yerli domates türü, bir de kapya biber türünden dikmiştik. Onlar bayağı bir köklenmişler. Çok güzel hale gelmişler. Bu saksılarda da iki saksı domates, bir saksı civarında da geriye kalan yerleri de domatesle onların üçüncü saksıyı dolduralım. Bir saksı civarında da biber oluşturulmuş oldu. Geri kalan yerlere, üst tarafları ve kenar iç boşluklarını toprakla dolduralım ki hava almasın ve rahatlıkla bu içerisinde, saksı içerisinde ne yapabilsin arkadaşlar? Köklenebilsin. Öbür saksıya da, ikinci saksımıza da aynısını uygulayalım. Ara boşluklar, kenarlar bir güzel hazır toprak torf karışımı. Bu yapıyı bir güzel ara boşluklara içine dolduralım. Üçüncü saksıya da aynısını uyguluyoruz. Gördüğünüz gibi ona da aynısını yapıyoruz. Aslında biz burada bir verip bin alıyoruz. Toprak öyle bereketli özellikle ki, nasıl bir verip bin alıyoruz? Bunların tohumlarının bir tanesi 4 gram ağırlığında olduğunu düşünün. Her bir kök bir ortalama bir mevsimde 4000 gram, yani 4 kilo ağırlığında ne yapacak? Sebze oluşturacak. Yani 4 gram 4000 gram oluşmuş olacak. Yani 1000 katını vermiş, daha doğrusu biz almış olacağız arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ne kadar bereketli bir kazanç yolu. Ve tabii geri kalan içerisinde beklettiğimiz tohumlar da bizim yanımıza kar kalıyor. Çünkü bir sonraki sene yine diktiğimiz zaman aynı özellikte neler oluşturabiliyoruz arkadaşlar? Bitkiler neredeyse aynı özelliğe yakın diyelim. Çünkü ufak tefek genetiksel ufak tefek farklılıklar olabiliyor. Şeylüreme var için içinde sonuçta. Ama genel olarak %100'e yakın neredeyse. Benzer özellikte bitkileri, domatesler, biber ve benzeri şeyler oluşturabiliyoruz. Bu şekilde 3 saksımızı da oluşturduk ve bir güzel üzerlerini bastırıp daha doğrusu hava almayacak şekilde toprakları, fideleri zarar vermeden sıkıştırdık. Şimdi neye geldik? Can suyuna geldik. Can suyu vermeden bitkiye olmaz. Diktikten sonra mutlaka ne yapacağız? Can suyunu vereceğiz. İlk köke, daha doğrusu ilk saksıya bu şekilde can suyunu yavaş yavaş, toprağını akıtmadan, bitkiye fazla zarar vermeden yavaş yavaş emdire emdire birincisine döktük. İkincisine geçiyoruz.
Yavaş yavaş zarar vermeden yine ikinci saksımıza can suyunu döktük. Üçüncü saksıya da ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu şekilde can suyunu vermiş oluyoruz. Bunun sonucunda da bir güzel artık bunlar biraz daha büyüyecekler. Artık bizim çok yetişkin bir bitki oluşturabilecek daha büyük fidelerimiz oluşacak. Önceki videolarda gördüğünüz daha büyük fideler haline gelmişti. Burada da gelecek inşallah. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin şimdiden diliyorum.